Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemle beraber mumbar ve işkembe yapacağız. Hadi başlayalım anne. Bu mumbar tek parça değil mi? Evet. Parçalamadın mı? Yok, parçalamadım. Arkadaşlar, bağırsakların tek parça olması sizce de tuhaf değil mi? Ya da ben mi bilmiyorum? İnsanların bağırsağı da mı böyle tek parça? Aman neyse, bunları fazla kurcalamayayım. Annemle böyle bütün mumbarı yarım metre yarım metre halinde kestik. Tabii kesmeden önce de tuzla bir güzel yıkamıştım. Tekrar yıkayacağım. Şimdi bunları tuzla bir güzel temizleyeceğim. Aslında temiz ama yine de ben bir temizleyeyim. Siz de mumbar yaparken tuzla temizliyor musunuz arkadaşlar? Bakın arkadaşlar, işte bu kiri. Arkadaşlar, mumbarı mis gibi temizledim. Şimdi kolayca doldurulması için ters çevireceğiz. Annemle beraber mumbarları ters çevirirken sizinle birazcık dertleşmek istiyorum. Bazen bazı kişiler öyle yorum yapıyor ki ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Yani aslında cevap vermeye bile değmez. İşte bu yorumlardan bazıları mumbar iğrenç bir şey, nasıl yiyorsunuz, nasıl mideniz var? Efendime söyleyeyim, Hindistan sokak lezzetleri, bu tür yorumlar gerçekten çok geliyor. Ama bu herkesin kendi hayatı. Mesela bazı insanlar da midye, ahtapot gibi şeyler yiyor, biz onları yemiyoruz. Ama şimdiye kadar da gidip birinin sayfasına bunları nasıl yiyorsunuz iğrenç yazmamışım. Çünkü herkesin kendi kararı, kendi isteği. Kendi midesi istediğini yer, istediğini yemez. Arkadaşlar, hepsini ters çevirdik. Şimdi biraz yağları çok olduğu için yağlarından alacağız. Yağlı olmasın diye. Annem yağını alırken ben de içini hazırladım. Ben içine sadece soğan, sarımsak, baharat koydum. Domates salçası ve biber salçası. Evet arkadaşlar, şimdi doldurma işlemine geçiyoruz. Annem şöyle bir tane doldurdu. Size göstereyim. Şimdi böyle az görülüyor ama pişince iyice şişiyor. Şimdi ben de dolduracağım. Mumbar doldururken veya sarma sararken, işte ne bileyim, içli köfte yaparken, bu ağır yemeklerde elim gerçekten çok ağır. O yüzden her zaman annemi çağırıyorum. O da sağ olsun beni kırmayıp geliyor. Yoksa ağır yemekleri tek başıma asla yapamam. Çünkü dediğim gibi elim çok ağır. Ama doldurmasını gayet çok iyi biliyorum. Ama nasıl söyleyeyim, ben tek başıma yaparsam 2-3 saat, annemle beraber yarım saat veya 1 saat. Mumbarları tam 10 dakika içinde doldurduk. Şimdi işkembelere geçeceğiz. İşkembe yapması biraz çok zor çünkü bunun kesimi var, dikimi var, doldurması var. Yani bağırsağa göre işkembe daha zor bir yemek. Bu arada sizin en çok sevdiğiniz mumbar mı yoksa işkembe mi? Ben eskiden işkembeye bayılırdım ama şu anki favorim bağırsak mumbarı. Aslında en sevdiğim şırdan ama burada şırdan bulunmuyor. Sadece doğu tarafında şırdan bulunuyor. O yüzden biz de sadece bağırsak ve işkembeyle geçiniyoruz ama şırdan da hiç aklımızdan çıkmıyor. Ama Adana'ya her gittiğimde asla yemeden dönmüyorum. Allah izin verirse önümüzdeki ay tekrardan Adana'ya gideceğim kardeşimin yanına. O zaman gidersem mutlaka bol bol şırdan yiyeceğim. Çünkü dediğim gibi burada yok ve satılmıyor. Şimdi bazılarınız diyecek, mumbar ve şırdan aynı değil mi? Yok arkadaşlar, aynı değil. Şırdan işkembe ve bağırsağın karışımı. Onda da her koyundan bir tane var. Yani mumbar ve işkembe gibi böyle çok değil. Her koyundan bir tane şırdan çıkıyor. Neyse, biz şimdilik şırdanı unutalım bence. İşkembe dikmeye devam edelim. Elimdeki işkembe son işkembe. Ben hepsini küçük küçük kestiğim için birazcık uğraştık tabii ama lezzetli olacak böyle. Küçük küçük olması daha iyi pişmesi demektir. Biraz uğraştık ama değecek. Az önce de videoda belirtmiştim, işkembenin mumbardan daha ağır olması. O yüzden işkembeyi önden yarım saat pişireceğim. Ardından mumbarı koyacağım. Evet arkadaşlar, işte gördüğünüz gibi
İşkembeyi yarım saat önce pişirdim. Şimdi mumbarları ekleyeceğim. Böylelikle beraber pişmiş olacaklar. Ama işkembe bir tık daha fazla pişti. Şimdi düdüklü de tam 1,5 saat boyunca kısık ateşte pişecek. Bugün de YouTube videomun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.